Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz Mart ayından beri dünya koronavirüs belasıyla uğraşıyor. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi hasta oldu. Bir kısmı yeniden hayata dönebildi. Ekonomik anlamda çok ciddi bir sorun ve bir ciddi bir çöküş yaşanıyor. Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında da sivil havacılık geliyor. Hava yolları, terminal işletmecileri, uçak imalatçıları veya havalimanında bir köşedeki ufacık büfeden yolcu taşıyan taksi şoförüne kadar dev bir sektör çok ciddi bir ekonomik kıskaçın, ekonomik sorunların eşiğinde ve ne yazık ki bir kısmı da iflas etmiş durumda. Bu korkunun arkasında haklı olarak insanlar koronavirüs döneminde seyahat etmek istemiyor. Yani bir yerden bir yere uçmak istemiyor. Çünkü uçarken veya gittiği yerde koronavirüse yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Peki uçaklarda hangi önlemler alınıyor? Gerçekten uçakta bir yolcu koronavirüse yakalanabilir mi? Oran ne? İşte bu videomuzda bu oranlara bakacağız. Uçaklardaki havalandırma sistemlerini ve alınan önlemleri birlikte inceleyeceğiz. Uzun süredir ben sektörün bu konuyla ilgili bilimsel yaklaşımlarını merakla beklerken Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği IATA bir rapor hazırladı. IATA dünyadaki bütün büyük havayolu şirketlerinin üye olduğu, gerçekten o dünyadaki bütün regülasyonları, kuralları, bunlarla ilgili çalışmaları kontrol eden devasa bir kurum. IATA'nın raporuna göre bir yolcunun uçakta koronavirüs kapma oranı 27 milyonda bir. Bu araştırma da şöyle yapılmış. Bu geçtiğimiz koronavirüs döneminde 1.2 milyar kişi hava yolunu kullanmış. Hava yolunu kullanırken hasta olan kişi sayısı sadece 44. O 44 rakamını 1.2 milyara böldüğümüz zaman bir yolcunun koronavirüs kapma riski 27 milyonda bire düşmüş durumda. Gerçekten çok inanılmaz bir rakam. Bu 27 milyon rakamını karşılaştırmak için size şöyle bir örnek vereyim. Bir uçağa bindiniz, bir yerden bir yere uçuyorsunuz. Uçak kazası geçirme riskiniz ne kadar? Uçak kazası geçirme riskiniz 20 milyonda bir. Yani koronavirüsü uçakta yakalanma riskiniz aslında uçakta kaza geçirmekten çok daha az riske sahip. Peki bu standartlar nasıl kuruluyor? Şöyle örnek vermek istiyorum. Evinizden veya kaldığınız otelden çıktınız, havalimanına kadar gidiyorsunuz. Burası en tehlikeli kısım. Kendi aracınızla veya toplu taşımayla veya taksi tuttunuz, havalimanına gittiniz. Buralarda koronavirüse yakalanma riskiniz daha yüksek. Ama terminalin kapısından itibaren özel önlemler başlıyor. Örneğin Türkiye için konuşalım. Sosyal mesafeyle içeri alınıyorsunuz. Yanınızda yolcu uğurlayıcı veya karşılayıcı terminal içine alınmıyor. Sadece yolcular alınıyor. Ve yolculara kapıda HES kodu soruluyor. HES kodu olan terminalin içine girebiliyor. Girdiniz, tabi bu arada evden çıktıktan itibaren maskenizi unutmuyorsunuz. Herkesin maskesi var. İşlemlerinizi sosyal mesafeyle yaptınız. Birçok işleminizi bilgisayarda internet üzerinden gerçekleştirdiniz. Arkasından uçağa alınıyorsunuz. Uçakta oturdunuz, yan yana sağınızda yolcu var, solunuzda yolcu var, arkanızda önünüzde yolcu var. Bu sefer devreye herkesin tabi maskesi olduğu için havalandırma sistemleri geliyor. Uçakta HEPA olarak adlandırılan bir havalandırma sistemi var. Bu HEPA sistemin açılımı yüksek verimli partikül hava filtreleri. Her yolcu uçağında bulunmak zorunda. Aynı zamanda bu HEPA türü filtreler ameliyathane gibi çok yüksek risklere sahip yerlerin klima veya iklimlendirme sistemlerinde de kullanılıyor. HEPA filtresi kabindeki havanın %99.99'unu tekrar içerisinde devir daim ederken inanılmaz ince bir şekilde filtreliyor. Uçaktaki peki soluduğumuz hava nereden geliyor? Tabii ki dışarıdan geliyor. Örneğin 10.000 metre yüksekte uçuyoruz. Yani yaklaşık işte 30-33.000 feet gibi bir irtifa düşünün. Dışarıdaki hava sıcaklığı -57 santigrat derece ve oksijen oranı tabii ki yere göre daha düşük. O hava alınıyor, işlemden geçiriliyor HEPA filtrelerinden ve kabinde soluyabileceğimiz standartlara getiriliyor.
Tamam, belki deniz seviyesine göre o hava biraz daha kuru ama tertemiz bir hava veriliyor. Örneğin tek koridorlu bir yolcu uçağı düşünün işte. 180 veya 220 yolcu var içerisinde. Tüm kabinin havası 3 dakika içerisinde yenileniyor tamamen. Ve 1,5 dakika içerisinde de o kabin havasının %50'si yani yarısı HEPA filtreleri tarafından işlem görüyor. Tekrar temizleniyor ve kabin havası oluyor. Ama 3. dakika sonunda yepyeni bir havayla soluyorsunuz kabin içerisinde. Yani bu açıdan HEPA filtrelerin çok büyük bir virüsleri tutma ve koruma açısından çok büyük bir faktörü var. Havalandırma sisteminin şunu da eklememde fayda var. Uçakta koltuğunuza oturduğunuz zaman şöyle bir kafanızı yukarı doğru kaldırın. Ufak delikler göreceksiniz. Oralardan hava basılıyor. Yani uçakta hava yukarıdan aşağı yolcunun üzerine doğru basılıyor. Yani önden arkaya veya arkadan öne hava sirkülasyonu sağlanmıyor. Bu sayede yukarıdan hava verilmesiyle virüsün bulaşımı konusunda da önemli bir dezavantaj bir avantaj haline getiriyor. Yani yukarıdan basıldığı için sizin soluduğunuz hava tekrar sağa sola ileri geri gitmiyor. Aslında önden arkaya basılsa gerçekten önde hasta olan bir kişi taşıdığı virüsleri arka tarafa doğru iletmesi çok daha kolay. Bu da ayrı bir özellik getirmekte. Herkes bir taraftan da aşının bulunacağı günleri bekliyor. Umarım önümüzdeki aylarda bu aşı konusundaki çok ciddi çalışmalar sonuç bulacak ve aşılanmayla birlikte 2021 umarım bizler için çok daha sağlıklı geçecek. Çünkü bu böyle devam ettiği sürece gerçekten ekonomik kırılmaların yanı sıra yeniden bir sivil havacılık sektörü kalmayabilir. Çünkü hava yollarının artık dayanacak güçleri yok. Hadi geçtiğimiz ayları biraz yazda artan uçuşlarla biraz daha toparlandılar ama önümüzde ölü bir dönem var. Kasım, Aralık aylarında uçuşlar tamamen daha da azalacak. Bu kış dönemini atlatamayacak çok sayıda hava yolu var. Bu sadece Türkiye'de veya Avrupa'da değil, dünyanın her tarafı bu böyle. Ve sadece hava yolları da değil, havalimanı işletmecileri, dediğim gibi yolcu taksisiyle taşıyan şoförden, havalimanı büfesinde tost yapan çalışana kadar devasa bir sektör gerçekten çok zorlu günler geçiriyor. Umarım düzgün adımlar atılır ve bu sektörün ayakta kalması sağlanır. Çünkü gerçekten havacılık sektörü, özellikle sivil havacılık sektörü, dünya ekonomisine inanılmaz katkısı olan çok önemli bir sektör. Turizm, iş, seyahatler derken çok önemli bir değer bu havayolu şirketi tarafından taşınarak ayakta kalabiliyor. Bugün size biraz koronavirüsün uçaklardaki etkilerini nasıl önleniyor bunları anlattım. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info@tolgozbek mail adresimize sorularınızı veya şirketler için işbirliklerinizi atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bize katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.